En önemlisi Fethettepe'de neler oluyor? Bize anlatır mısınız Süleyman Bey? Şimdi Beyoğlu'nda aynı zamanda ben Beyoğlu Belediyesi Meclis üyesiyim. Beyoğlu Fethettepe 3550 adada bir kentsel dönüşüm süreci başladı. 2019'dan beri yürüyor. Ama bu kentsel dönüşüm süreci kamuoyuna da yansıdığı gibi ciddi problemler barındırıyor bünyesinde. Ve burada yaşayan insanlara da çok büyük zorluklar oluşturdu. Bunun temelinde yatan şey Türkiye'de kamu yöneticileri kendi faaliyetlerini organize ederken, planlarken ne yazık ki vatandaşı yok sayarak planlamayı, kararları, projelendirme süreçlerini vatandaşla paylaşmadan kendileri planlıyorlar. Daha sonra bu planladıkları süreci vatandaşa götürüp vatandaştan buna uyum sağlamasını, bunu kabul etmesini istiyorlar. Şu anda Fethettepe'de yaşadığımız birebir budur. Beyoğlu Belediyesi kentsel dönüşüm sürecini 2019'da başlattı. 3550 adada, ama vatandaş da uygulaması gerektiği projeyi hiçbir aşamada paylaşmadı. Bakanlığın ilgili birimlerine ya da bakanlığın birlikte çalıştığı özel şirketlere, ihaletli özel şirketlere projelendirme sürecini yaptılar. Sonra projelendirme sürecinin sonucunda da vatandaşlara bir takım haklar önerdiler. Bu önerdikleri haklar vatandaş tarafından kabul edilmedi. Çünkü vatandaş bu konuda haklı. Bugüne kadar sahip olduğu ve büyük zorluklarla ve büyük bedeller ödeyerek sahip oldukları mülkleri, ki buranın yaklaşık %73 civarında tapusu var. Bunlar mülklerinin karşılığını alamadıklarını düşündüler ve belediyenin kendilerine önerdikleri kentsel dönüşüm projesine itiraz ettiler ve onay vermediler. Belediye işte tam da burada kamu bakış açısı ortaya çıkıyor. Katılımcılığı dikkate almadan, vatandaşa sürecin bir parçası haline getirmeden ve karar alırken onun taleplerini ve onun istekleri ve onun haklarını da dikkate almadan bir süreç yönettiği için de vatandaşa bunu kabul ettiremediler. İkinci süreçte gene aynı mantıkla bu sefer zorlama süreci başladı. Yaklaşık 937 tane birim var burada, iş yeri ve daire olarak söylüyorum ki 800 civarında da daire bunlar. Bunların 330 tanesinin elektriğini, suyunu, gazını keserek insanları bu yaz sıcağında elektrik, susuz ve gazsız bıraktı ve kendisinin vatandaşı katmadan hazırladığı proje, ki iddiası bu belediyenin ben en iyi projeyi yaptım, vatandaş için en doğru projedir diyor. Bu projeyi kabul etmesini istedi. Bu yazın sıcağında elektriği, suyu ve gazı olmayan insanlar yaklaşık 60 gündür belediyenin kendilerine zorladıkları bu koşulları kabul etmediler, imza vermediler. Hala 3'teki çoğunluğu sağlayamadığı için de baskılarını giderek artırarak, hem vatandaşları yanıltarak, yani eğer imza vermezlerse hak kayıplarına uğrayacaklarını, yarın öbür gün belediyenin burada kentsel dönüşüme başladığı süreçte kendilerine daire verilmeyeceğini, çok minimum düzeyde bir para verilerek kendilerini buradan zorla uzaklaştıracağını söyleyerek elektriğini, suyunu, gazını keserek ikna edemediği vatandaşı bu yöntemle korkutarak ikna etmeye çalışıyorlar. Aslında bu bizim üzerinde uzun uzun düşünmemiz gereken bir konudur. Niye? Yani bir kamu yönetimi düşünün, bir kamu faaliyeti düşünün. Özünde insanlara hizmet etmek, onların sorunlarını çözmek olan yerel yönetim faaliyetinde vatandaşı yok sayan ve onunla kavga eden, onu mahrum ederek, onu orta çağ yaşama koşullarına iterek kabul etmeye zorlayan bir bakış açısı. İşte üzerinden çok konuşulması gereken konu bu. Biz şunu söylüyoruz. Bir kamu yöneticisinin yapacağı faaliyetin özünde, öznesinde hizmet götürdüğü insanın mutluluğu olmalı. Eğer hizmet götürülen vatandaş kendisine ulaştırılan hizmetten mutlu değilse, kamu yöneticisi bunun üzerinde
uzun uzun düşürmeli ve nerede hata yaptım, nerede yanlış yaptım diye geriye dönüp bir otokontrol yaparak, bir öz denetimde yaparak hatalarını düzeltmeli ve vatandaşı mutlu edecek, onunla barışarak, onun da kabul edeceği bir süreci yeniden başlatmalı. Ne yazık ki Beyoğlu'nda bu böyle yürümüyor. Çok vahşi bir kentsel dönüşüm modeli uygulanıyor burada. Dediğim gibi elektriği yok, gazı yok, suyu yok. Yanındaki binaları yıkıyor. O binaları yıkarken hala yan binadan içinde insanlar yaşıyor. Yaşam devam ediyor. Hatta öyle binalar var ki 3 katlı, 5 katlı. Birinci katın camı çerçevesini söküyor, binanın giriş kapısını söküyor. Ama ikinci, üçüncü katta insanlar yaşamaya devam ediyor. Bu vahşi kentsel dönüşüm uygulaması hem ülkeyi yöneten kamu yöneticileri hem de yerel yöneticiler açısından ibretle değerlendirilmesi ve üzerine de çok çok düşünülmesi gereken bir konu. Ben buradaki Feditepe'deki insanların çektikleri zorlukları, çilenin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ve İstanbul'un başka yerlerinde uygulanacak kentsel dönüşümlerde bir nebze örnek olursa, belki buradaki insanların çektikleri bu acıların, bu zorlukların ve yoksullukların böyle bir hafifletici sebebi olabilir. Onun dışında hiçbir sebebi yok. Ne olursa olsun, yani ben vatandaşa verilen haklar üzerinden, yapılacak yeni binalar üzerinden, mevcut yaşadıkları binaların koşulları üzerinden bir değerlendirmenin, biraz önce söylediğim insanların mutluluğu esas almayan bir kentsel dönüşümle mukayese edildiğinde dikkate bile alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 21. yüzyılda bütün kamu faaliyetlerinin öznesi insandır. İnsan olmalı. Eğer bu kamusal yönetimlerde, faaliyetlerde özne olan insan mutsuzsa, bu yapılanların bence hiçbir kıymeti yoktur. Bu gözle değerlendirmek diye düşünüyorum. Evet Süleyman Bey, biraz kendinizi geri alırsanız, ekranı tam dolduralım. Evet, o şekilde kalırsanız. Vatandaş ne yapmalı? Ya, vatandaş yapabileceği şey aslında biraz önce söylediğim bakış açısıyla bu kenti yönetecek kamu yöneticilerinin oluşmasında çözümü aramalı. Eğer ki Beyoğlu Belediyesi'nde mevcut belediyenin yönetme bakışından farklı, insanları bu işin öznesine koyan, insanlarla birlikte proje geliştiren, alınacak kararlarda insanlarla birlikte karar alan ve onları işin karar verici konumunda olmasını sağlayan bir kamu yönetimi olsaydı, bir yerel yönetim olsaydı, Feditepe'deki insanlar bu zulmü yaşamayacak. Bence önümüzdeki dönemin en kritik şeyi budur. Yani buradan çıkarılacak dersler neler olmalı diye düşünürsek, bence vatandaşların önümüzdeki süreçte oluşacak, işte 2024'te seçim var, 2023'te seçim var. Bu seçimlerde karar verme noktasına gelecek bizim seçeceğimiz, bizim temsilcilerimizin niteliklerini bu gözle değerlendirmek, bu gözle bakmak ve bu gözle seçmek gerekir. Eğer yurttaşlar önümüzdeki hem genel seçim hem yerel seçimde kendisiyle eşit kendisini gören, hatta ona hizmet etmek zorunda olduğunu düşünen ve onun alacağı kararları uygulama pozisyonunda olacağını düşünen kamu yöneticileri ve yerel yöneticiler seçerlerse, bu sorunların benzer sorunlarla önümüzdeki süreçlerde karşılaşmadan hem sorunlarını çözeceklerini hem de daha iyi bir yaşamı birlikte kurabileceklerini düşünüyorum. Bence önümüzdeki dönemde yurttaşların en çok üzerinde düşünmeleri gereken, kafa yormaları gereken konulardan bir tanesi budur. İkincisi de yurttaşlar mutlaka bulundukları alanlarda örgütlenmeliler. Yerel yönet dernekler ya da yerel organlar kurmalılar. Kendilerinden önce kurulan kurumlarla, derneklerle, kendi tecrübeleri, onların tecrübelerini
paylaşmalılar, onlarla birlikte hareket etmeli, onlardan destek almalılar ve eğer örgütlü olurlarsa kamu yöneticilerin, yani çağdaş kamu yönetme birikimine, bilgisine sahip olmayan, bir takım yanlış algılamalarla vatandaş yanlış yönlendirerek seçilmek zorunda bırakılan yöneticiler olsalar bile, onların yapacakları yanlışların da bu kendi dışındaki örgütlüklerle ve kendilerini kuracağı örgütlüklerle onların yapacakları yanlışları azaltmak, etkisiz hale getirmekte şansına sahip olurlar diye düşünüyorum. Evet, son olarak ne gibi öneride bulunabilirsiniz Petittepe'deki vatandaşlara? Tam olarak yani oradaki insanlar çaresiz ve inanın ben iki güne bir geçerken uğruyorum oraya ve insanlar birçoğu karamsar hale gelmiş durumda. Acil olarak önerileriniz nelerdir? Yani çok acil şu anda yapılması gereken, insanların bir örgütlülükleri var. 3550 adaya ilişkin kurdukları bir dernek var. Bu dernek kanalıyla sorunlarını netleştirip, ki bu konuda Türkiye'de bilgi ve birikimi olan meslek odaları var, sivil toplum örgütleri var, mahalleler birliği var. İstanbul'un 36 mahallesinde yaklaşık 15 yıldır kentsel dönüşüme karşı, kamunun yanlış uygulamalarına karşı mücadele yürüten mahalle birlikleri var. Onlarla temas kurarak, onların deney ve tecrübelerinden de faydalanarak hukuksal bir mücadele yürütmeleri gerekir. Bugün bir takım fiili zorlamalarla çaresizmiş gibi durumda olsalar bile, doğru bir zeminde ve doğru bir bakış açısıyla yürütecekleri hukuksal mücadelelerle önümüzdeki dönemlerde hem bugünkü kayıplarını hem de daha çok kazanımlarını elde edebileceklerini düşünüyorum. Yani birlik beraberliklerini korumaları gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani benim söylemek istediğim çok özet olarak şudur. Gerçekten bu artık Türkiye'de, yani bugün bir kamunun, bir kamu yöneticisinin, bir kamu kurumunun vatandaşın katkıları ve taleplerini dikkate almadan kendi deki bilgi ve kendi kafalarındaki bakış açısıyla oluşturdukları bu projelerin insanlara büyük zorluklar yaşattığını, anahtar kelime üzerinde durmak isterim, insanları mutsuz ettiğini, bence bu dönemin en önemli anahtar kelimelerinden birisi budur. İnsanlar yaşadıkları dönemde karşılaştıkları problemlerin çözümünde de mutlaka sonunda mutluluğa ulaşmaları gerekir. Ne yazık ki bunun farkında olmayan kamu yöneticileri ve yerel yöneticiler insanları mutsuz eden, onlara dünyayı yaşanmaz kılan, hatta yeter artık yaşamak istemiyorum çığlığına sebep olan bu yöneticilerin uygulamalarından ders çıkarmak ve bunların önümüzdeki dönemde karar verme noktalarında olmamalar için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekir. Bence örnekte Ok Meydanı 3550 adada, Petittepe'de 3550 adada çıkarılan en önemli derslerden bir tanesi de budur. Vatandaşların bu dersi çıkardıklarını düşünüyorum. Çünkü bir takım hukuki avantajlarını kullanarak belediyenin insanları bir takım istemeyerek de olsa kararlara zorlasa bile ve onların kendilerine dayattıkları koşulları kabul etseler bile bu dersleri çıkardıklarını biliyorum, görüyorum. Birlikte konuştuğumda bunların hepsini gözlemlemek mümkün. Önümüzdeki dönemin en büyük kazançlarından bir tanesi de sanıyorum bu oldu. Ve bu kazancı, bu birikimi Petittepe kendi sorunlarını önümüzdeki dönemdeki çözümlerinde hem bir referans olarak kullanmalı, hem de bundan sonra Ok Meydanı'nın diğer 31 adasında karşılaşılacak kentsel dönüşüm süreçlerinde de bir
örnek olması açısından, hani bir altyapı olması açısından ve kamu yöneticilerinin, karar vericilerin de dikkate almaları açısından önemli bir tecrübedir. Bu tecrübenin de kıymetini bilmek lazım, ama bunun kıymetini bilmesi gereken yerel yöneticilerdir, belediye yöneticileridir. Umarım buradan bu dersi çıkarmışlardır. Burada zulmettikleri, mutsuz ettikleri insanların gördükleri sonuçtan diğer adalardaki insanları mutsuz etmek konusunda daha dikkatli olurlar diye düşünüyorum. Tek evet. Şeyim budur. Tesellimiz bu olur eğer bu dersi çıkarmış olurlarsa. Umarım herkes mutlu olur. Burada yayınımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyelim size. Ben de size teşekkür ediyorum. Gerçekten vatandaşın sorunlarına sahip çıkmak, onu kamuoyunun nezdinde görünür kılmak ve hissedilir hale getirmek, buradaki insanların acılarını bir nebze azaltacak, belki de bir nebze onları tebessüm ettirecektir. Bunu da bir kazanım olarak görüyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sağ olun, siz de iyi akşamlar.